Gonca. Ne var ya? Lan Vedat, lan geç işte. Ah Gonca ya. Aa, toprağın arabası değil mi o? Böyle yolun ortasında durduğuna göre dertler derya olmalı. Bak bugün ne kısmetliyim ha. Hop! Adamı nasıl toprak? Doktor. Allah Allah. Toprak. Allah Allah. Doktor. Arazi tipi değil mi? Dört çeker. Evet, öyle. Hayırdır, sen ne yapıyorsun burada doktor? Bizde de hizmet dört çeker. Yol, bayır, dağ, taş fark etmez. Lan baktır. Zaman, mekan ayırmadan hizmetinizde. Alem adamsın ya doktor. Şu halimle de beni güldürdün ya. Ya adamı nasıl toprak? Demek verdiğim reçete deva olmadı derdin ha? Ya oldu olmasına doktor da. Derdim biri bitiyor, öbürü başlıyor. Kafam allak bullak, ne yapacağımı şaşırdım. Dinle dostunu, göstersin doğru yolu. Dostum Ali mi diyorsun? Ya abi onun kendine faydası yok ya. Ali başka, Ali başka. Bak aşık adamın has dostu kalbi. Kendi kalbi. Kuş gibidir, böyle çırpınır, içini acıtır. Tutma onu. Sal gitsin, sana doğru yolu göstersin. Kalbinin sesini dinle. O nereye diyorsa oraya git diyorsun yani, öyle mi? Hop! Üstüne bastın. Vallahi doğru diyorsun be doktorum. Vallahi öyle. Oh, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu sefer benden, bu sefer benden. Bak, bunları benim kayınço verdi. Üç tane bana fazla. Bir tanesi benim, iki tanesini senin, bir tanesini de istediğin birinle paylaş. Kayınço mu? Sen evli miydin ya doktor? Yok canım, yok öyle bir şey. Sen lafın gelişine bakma, gidişine bak. Eyvallah. Halil, nereye? O ne biçim soru ya? Nereye olacak? Şirkete gidiyorum. Allah Allah. Sen gitmezsin öğleden önce. Ne oldu? Hayırdır? Vallahi onun orasını oğluna soracaksın Canan Hanım. Şirkette işler bu aralar hiç iyi değil. Birisinin ilgilenmesi gerekiyor. Ve oğlun da takıldı bir kızın peşine. Bu gidişle hem işimizi hem ailemizi mahvedecek. Birisinin çözüm üretmesi gerekiyor. Nasıl bir çözüm mesela? Babam demedi mi siz o işlere karışmayın diye? Bence adamın lafını dinle, tepesini tasını attırma. Herkesi mutlu edecek çözüm odaklı bir planım var, tamam mı? Tamam be. Senden kurtuluş yok belli. Fatma'ya gidiyorum, ona iki çift lafım var. Ya ne Fatma'sı? Sen verdiğin teklifini kadına hayır demedi mi? Daha ne sündürüyorsun? Öyle elim kolum bağlı hiçbir şey yapmadan bekleyemem ben. Buraların ağası kim burada, kimin borusu öter bilsin istiyorum. Halil bak, korkutuyorsun beni. Korkacak bir şey yok. Ben ne yaptığımı biliyorum. Yalnız ben sana bir hatırlatayım. Rüzgar eken fırtına biçer Halil efendi. Ben ne istersem onu eker, onu biçerim. Kendi toprağımda da yabanın gülünü barındırmam. Hadi oyalama beni. Merhaba. Arda Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Siz kimsiniz? Arda Bey, ben Ece Kardeş. Sizinle geçen restoranda karşılaşmıştık. Gonca ile gelmiştiniz. Buyurun, dinliyorum sizi. Sizinle acilen görüşmemiz lazım. Sebep? Sebep Gonca ve Toprak. Dün konakta yaşananlar. Bilmiyorum, başka bir sebebe ihtiyacınız var mı? Hanımefendi, sizinle hangi amaçla konuşacağım?
Detaylar için bir araya gelsek daha iyi olur. Konum gönderiyorum. Alo. Tamam. Ben evrakları yollayıp sizi tekrar arayacağım. Görüşürüz. Bir sorun mu var? Bir sorun yok, hayır. Ya İstanbul'a devam eden davalar vardı. Onlarla ilgili imzalamam gereken evraklar vardı. Onları buraya yollamışlar. Benim de imzalayıp geri göndermem lazım. Ya bak, benim yüzümden işlerini aksatıp duruyorsun. Dön diyorum sana İstanbul'a. Niye beni dinlemiyorsun? Gonca bak, sen böyle söyleyince ben üzülüyorum. Sanki burada beni istemiyormuşsun gibi hissediyorum. Ya deli misin sen? Aşk olsun sana. Ben seni burada istemez miyim? Arda, senin desteğin benim için o kadar önemli ki. Ya sen burada olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Tabii ki. O zaman ben gideyim şimdi. Bunları vereyim, şu evrakları halledeyim. Asistanımla konuşayım. Kalan işleri ona devredeyim. Peki, olur. Beraber kahvaltı etseydik? Yok, ben yolda yerim. Bir şeyler atıştırırım. Şu işleri bir an önce halledeyim de. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oturabilir miyim? Sağ olasın. Ekmeğe emek verenler sağ olsun. Doğrudur. El emeği. Ya gönül emeği verenler? Şirazi'yi bilir mi? Zamanın birinde bir gafile revan olmuş yola. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Kah at sırtında, kah yaya. Derken yakalanmışlar koca bir kasırgaya. Varmışlar bir vadinin boğazına. Sonra bir kız çocuğu koşmuş babasına. Babasının yüzü gözü toz toprak içinde. Başlamış babasının yüzünü temizleme. Kızlar babalarına vurgundurlar. Dayanamazlar. Babası demiş ki, kızım demiş, senin yüzün de toz toprak içinde. Önce sen kendi yüzünü temizleseydin ya. Kız ne demiş? Canımın cananı babam demiş. Anam bizi birbirimize emanet etmedi. Yarın ben öldüğümde bana babanın yüzünü niye toz toprak içinde bıraktın, niye temizlemedin derse ben ne diyeceğim? Bunun üstüne baba kızının yüzünü gözünü temizlemiş. Çabuk kavradı. Belli ki sen de babasın. Yani kızına hak ettiğini veremeyen bir babayım ben. Yok, öyle deme. Öyle deme. Babalar cınar gibidir, cınar. Koca cınar. Kimse bakmaz meyvesine, herkes koşar gölgesine. Gönlün emeğini zayi etme. Hadi bana eyvallah. Eyvallah.
Kim var orada? Kim var dedim? Sen kimsin? Hoş geldin. Gel buraya. Gel güzelim. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Ne? Bakalım. Ne yapıyorsun sen burada? Gel tatlım. Gel. Korkuttun beni ama. Gel anneni bulalım şimdi. Sen anneni mi arıyorsun? Bebeğim. Hı, tamam bebeğim. Hadi. Şunu yapma. Seni yedim ben. Anneni mi arıyorsun sen? Hı? Evet bebeğim, çok haklısın. Evet. Evet aşkım. Tamam bebeğim aşkım. Heh. Şimdi bak tam yörük kadını olmuşsun ha. Tabii canım. Ne sandın beni? Oh tamam. Yörük kadın Gülümser'in kızıyım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya dün akşam için... Şş, tamam tamam ben bunları konuşmaya gelmedim buraya. Biz daha ne kadar böyle kalabiliriz? Merak ediyorum. Ben gülleri ağlatana kadar böyle seyredebilirim seni. Anlamadım o ne demek? Güller neden ağlatsın ki beni? Yani... Oh tamam bebeğim tamam tamam kıyamam ben sana. Sen anneni mi özledin? Biliyorum aşkım. Annesizlik çok zor biliyorum. En iyi ben anlarım seni. Değil mi bebeğim? Aslında sürüler şu ileriden geçiyor. Oradan koptu geldi herhalde. Ben annesini bulabilirim onu. Ver bana ver. Al da biraz beklesin. Ne be? Geç bakalım şöyle. Sen hep böyle misin? Nasıl? Ne bileyim. Her şeye yardım etmeyi çok seviyorsun. Ha. Yani kimse üzülmesin istiyorum ben. Herkes olması gerektiği yerde mutlu olmalı bence. Sence ben mutlu olabilecek miyim? Olman gereken yerdesin. Hı? Biz buradan başka bir yerde mutlu olamayız ki. Yani durumumuz farklı gibi bence. Aslında bence bayağı benziyoruz. Nasıl yani? Anlatacağım. Ama önce bir sürprizim var benim sana. Ne sürprizi? Görürsün. Nasıl yani? Sen salıncak mı yapacaksın bana? Tabii. Arzu'ya daha önce defalarca kurdum. İstanbul'da babam da bana salıncak yapardı. Canlandım. O zaman hadi kapıyı açın da içeri girelim Yörük Hanım. Buyurun Mimar Bey. Arda Bey. Merhaba. Beklettiniz beni. Beklediğinize değecek. Bakar mısın? Ne alırsınız? Bir cappuccino alayım. İki olsun. Buyurun. Dinliyorum sizi. Gonca. Dün İstanbul'a gitmek için yola çıkmış. Doğru mu? Doğru. Peki ne oldu da vazgeçip geri geldi? Bu sorunun cevabını bence çok iyi biliyorsunuz siz. Bilmiyorum.
Yani tabii ki bir tahminim var ama ben sizden duymak istiyorum. Toprak dün yolumuzu kesti. Gonca'ya gitme kal dedi. O da onunla döndü. Ece Hanım, iyi misiniz? Peki. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz bu konuda? Bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Söyleyeyim. Çünkü ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Aynı şeyi istiyoruz derken biraz daha açık olur musunuz lütfen? Tabii. Toprak ve Gonca'yı birbirinden uzaklaştırmak. Ece Hanım, ben size nasıl bir izlenim bıraktım bilmiyorum. Ama böyle bir şey istediğimi düşünmeniz çok saçma. Ben Gonca'ya... Aşıksın. Ona nasıl baktığını, yanında olmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığını görmedin mi sanıyorsun? Güzel. Şimdi otur şuraya da ne yapacağımızı konuşalım. Teşekkür ederim. Şimdi Gonca burada kalıyor öyle mi? Öyle görünüyor. Sen de kalacaksın. Benim gibi aşkında ısrarcı olacaksın. Beraber hareket edeceğiz. Ve zaman geldiğinde sen Gonca'yı alacaksın. Ben toprağı. Yani mutlu son. Ne dersin? Hı? Sana neden güveneyim? Çünkü ben de aşığım. Senin Gonca'ya aşık olduğun kadar toprağa aşığım. Arda, ben her şeyimi İtalya'da bırakıp toprak için Sparta'ya yerleştim. Senden de aynısını yapmanı bekliyorum. Benim toprağı tekrar kazanmam, senin de Gonca'yı elde etmen için birbirimize ihtiyacımız var. O yüzden tek soru, tek cevap. Var mısın? Gonca'ya hiçbir şekilde bir zarar gelmeyecek. Merak etme. Kimseye zarar gelmeyecek. Biz onlara kötülük yapmıyoruz ki. Sevdiğimiz insanlar bizimle olsun istiyoruz. Anlaştık. Doğru cevap. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Öyleyse ne mutlu bana. Senin yanındayken sanki her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi hissediyorum. Ama bazen de çok korkuyorum. Ya yapamazsam? Uyum sağlayamazsam buralara? Ne bileyim, anlıyor musun? Ben de buraya ilk döndüğümde benzer korkular hissetmiştim. Döndüm derken? Nereye gittin ki? Uzun süre yurt dışında yaşadım ben. İtalya'da. Hem mimarlığı orada okumuştum. Yani galiba hani bir yerde oranın dilini öğrenecek kadar uzun süre yaşadığında oralı gibi oluyorsun. Evin gibi oluyor orası. Sanki. Yabancılaşıyorsun. Neden döndün peki? Aile işleriyle ilgilenmek için. Babam çağırdı. Ben de düşündüm, taşındım. Memleketime dönmeye karar verdim. O yüzden benziyoruz dedim zaten. Beni babam çağırdı. Seni de bir bakıma annen çağırdı. Evet, benziyoruz. İtalya'yı özlüyor musun? Bazen. Yani. Ama oradayken burayı daha çok özlüyorum. Ehirdir'i çok seviyorum. Senin de sevmen için elimden geleni yapacağım. Tabii istersen. Çok isterim.
Ne oldu? Ece. O da seninle birlikte miydi Talha'dan? Geçen gün sizi restoranda gördüğümde bayağı bir samimiydiniz. Sana karşı dürüst olacağım. Lütfen. Ece ile biz 3 sene kadar birlikteydik. Anladım. Ama bu geçmişte kalmış bir mesele, tamam mı? Restorandayken Ece pek geçmişte bırakmışa benzemiyordu ama. İnan umurumda bile değil bu. Ben İtalya'dan dönerken ayrıldık biz. Şimdi iş için Sparta'ya dönmüş. İş için? Yani. Annemle de arası çok iyi. Annem sever onu, o yüzden niyeyse bizim konakta misafir ediyor. Ama bak inan, bunun dışında başka hiçbir şey yok. Şu an var ya. Bundan başka her şey anlamsız. Ece'yle artık bir bağın yok yani. Yok. Tamam. Beni sallar mısın? Hı hı. Daha yükseğe. Daha yükseğe diyorum. Tamam. En yükseğe çıkmak istiyorum. Kopmaz değil mi? Hayır. Oğlum. Nasılsın babacığım? İyiyim kızım, sağ ol. Ne, sende bir hal var. Anlat bakayım. Ha, dün akşamki meseleyse dert etme. Ben icabına bakacağım. Ne yapacaksın baba? Bana da anlatsana. Şimdi değil, zamanı var. İnşallah geç kalmayız. Zamanı avlamak ne demektir sen bilir misin? Hiç duydun mu? Yok baba, duymadım. Mesela ben zaman avcısıyım. Atabeyleri bugüne kadar beni bu özelliğimden getirdim. Düşmanlarıma hamle için hep doğru anı bekledim. Ama siz, sen ve Halil hep acele ettiniz. Önünü arkasını düşünmediniz. Sürekli saldırdınız. İşte bu yüzden hep hata yaptınız. Baba ben ona gülümseri unutturmak için neler çektim, nelere katlandım sen biliyorsun. Şimdi o Gonca çıktı geldi, gene eskileri hatırlamaya başladı. Çok korkuyorum ya. Baba çok korkuyorum. Zamanında Halil'i kandırdıkları gibi oğlumun da aklını çelmelerinden ödüm kopuyor. Korkma kızım. Ben sağ oldukça hiç kimse bizim ailemize zarar veremez. O adamı da, o kızı da geri göndereceğim. Yeter ki sen Halil'e mukayyet ol. Halil nerede? Şirkete mi gittin? Sana bir şey sordum kızım. Fatma Ana'ya gidiyorum dedi, çekti gittin. Durduramadın mı? Babam kapanı kırar demedim. Sen karışma dedi, bastı gitti baba, ne yapayım? Ah Halil, ah. Bizi haklı durumdan haksız duruma düşüreceksin. Kızım, bak bakayım buraya. Buyurun efendim. Cevat'a söyle arabayı hazırlasın. Emredersiniz. Hadi daha yüksek.
Bak. Uçuyorum. Kimsin? Güller ağlatana kadar seni seyredebilirim ne demek? Masum ve güzeller güzeli bir kadın düşün. Yerinden yurdundan olmuş. Gittiği yerde karşılaştığı gerçekler üzmüş onu. O kadını nasıl mutlu edersin? Nasıl? Bence onu mutlu etmenin en iyi yolu onu güllerin arasına bırakmak. Çünkü gül kokusu hüznü hemen mutluluğa çevirir. Keder kuş olur, uçar gider. Güller hiçbir zaman ağlatmayacak onu öyleyse. Hı-hı. Güller ağlatana kadar, yani sonsuza kadar. Ya o kadın yaşadıkları, yani ailesinin başına gelenler... ağlaması için yeterliyse. Ailelerimizin arasında yaşananlar benim hiç umurumda değil. Ya bu yaşadıklarımız hiç bitmeyecek bir kışın habercisiyse? Senin kışını bahara çevirmek için aşamayacağım engel yok. Çünkü ben... Çünkü sen... Toprak! Babanın geleceğini biliyor muydun? Yok, hayır. Neden gelmiş olabilir? Bilmem. Şimdi anlarız, burada beklesem. Baba, hayırdır? Oo! Toprak Bey'imiz de buradaymış. Tabii ya. Başka nerede olacaktı ki? Abi. Abi. Kızın babası gece evimi bassın, sabahına oğlum kızın kollarında alsın soluğu. Aferin sana. Baba biraz ayıp olmuyor mu? İşte ben de onu söylüyorum. Toprak Efendi biraz ayıp olmuyor mu? Hı? Senin şimdi ailenle birlikte işinde gücünde olman gerekmiyor mu? Bir halini hatırını sormaya geldim işte. Geçeceğim şirkete, tamam. Niye? Senin ne işin var burada? Gonca'nın bütün sorularının cevabını vermeye geldim. Annem bu. Yanında kim? Arkadaşına göster. O çok iyi tanır. Ya doğru dürüst açıklasana şunu, ne bu? Büyük bir günahın vesikası. Ne demek istedi baban? Ha? Bu benim annem. Bu kim? Benim annem? Nasıl yani? Annen burada hamile ama... babanla İstanbul'da tanışmamışlar mıydı? Evet, evet. ...19 Şubat 1997. Benim doğumumdan 4 ay önce çekilmiş bu fotoğraf. İnanamıyorum. Koca bir yılın içinde yaşamışım ben. Bunca sene hayatım boyunca kocaman bir yılın içinde yaşamışım. Yemin
ederim hissetmiştim Toprak. Yemin ederim hissetmiştim. Tamam. Sakin ol. Peşin hükümlü olma. Bir önce anlayalım işin aslını, olur mu? Ali! Ali! Çok fena kardeş, çok fena. Ya sen de mi anladın hesapların karıştığını? Lavanta satışları çok düştü. Birdenbire bıçak gibi kesildi be. Bırak şimdi lavantayı mavantayı. Akşam konak birbirine girdi ya. Ne oldu? Konakta kavga mı çıktı? Önce Gonca diye bir kız geliverdi. Resmen meydan okudu konak halisine. Gonca mı? Neden? Vallahi kardeş bilmiyorum. Ben de anlamadım ki. O da yetmezmiş gibi sonra babası damladı. Dayandı konağın kapısına. Kızımı verin, kızımı verin diye bağırdı çığırdı. Sonra? Sonra Toprak Bey'im araya girmeseydi eğer... Halil ağamla yumruk yumruğa giriveceklerdi. Allah Allah, neler olmuş öyle ya? Ya. Hiç haberimiz yok. İşe güce daldık, her şeyi unuttuk bak. Adam da beni itip kalkıyor. Koskoca adam, babam yaşında adam. Saygıda kusur da etmek istemiyorum ama bir ara böyle yükseldim. Gözünün üstüne bir tane vuracaktım. Kendimi zor tuttum. O kadar sinir etti beni ya. Efendim Ali? Ali Toprağım. Ne olmuş öyle gece ya? Merak ettim, iyi misin? Hiç haber de vermiyorsun. Ali ya, şu an hiç konuşacak durumda değilim kardeşim. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Hadi eyvallah. Toprağım! Kapattı be. Kapatır kardeş. Beyimin morali hiç iyi değil. Hiç iyi değil.